Tekrardan herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün yine sizlere nefis bir kahvaltı tarifim var. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 3 tane patates kullanıyoruz orta boy. Patateslerin kabuklarını soyduğum ve yıkadığım daha sonra rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Evet, bütün patatesleri rendeledim bu şekilde ve daha sonra suyunu sıkıyorum. Patateslerin mutlaka suyunu sıkmalısınız çünkü patates sulanan bir sebzedir. Eğer ki suyunu sıkmazsanız kıvamını yakalayamazsınız çünkü sulanacağı için. Sıktığım patatesleri farklı bir kaba alıyorum. Şöyle suyunu da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ne kadar çok suyu çıktı. Bu suyu mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Şöyle düzeltiyorum. Ve bir tane patatesi ay şeklinde ince ince kıyıyorum. Soğanları rendelemiyorum. Gördüğünüz gibi ay şeklinde incecik kıyıyorum. Soğanları bu şekilde kullanacağız. Biraz sonra da göreceksiniz. Enfes bir lezzet çıkıyor ortaya. Zaten soğanın girdiği her tarif çok lezzetli oluyor. Evet, bu şekilde hepsini kıydım ve daha sonra elimle açıyorum. Kesinlikle açmanızı tavsiye ederim bu şekilde. Tane tane olsun. Patateslerin ortasını alıyorum ve içerisine 3 tane yumurta kırıyorum. Şöyle yumurtalarımı da kırdım ve daha sonra 2 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Mısır unu kıtırlık verecek tarifimize. 2,5 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Ve daha sonra üzerine bir tutam maydanoz ekliyorum. Maydanozları da aynı şekilde incecik kıydım. Son olarak da baharatlarını ekliyorum. Baharatlarında neler var? Nane, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ilave ettim. Dilerseniz farklı baharat çeşitleri de kullanabilirsiniz. Bütün bu malzemeyi iyice karıştırıyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi tek tek teşekkür ediyorum. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım. Krep tavası kullanıyorum ben. Farklı yapışmaz tavalarda kullanabilirsiniz ama mutlaka yapışmaz tava kullanmaya özen gösteriniz. Harcımdan birer kaşık alıyorum. Şöyle üzerini bastırarak düzeltiyorum. Bir nevi kabak mücverini benzeyen ama farklı bir tatlı olan harika bir kahvaltılık tarif arkadaşlar. Tarifimi birebir uygulayın arkadaşlar. İçerisinden malzeme çıkartmayın lütfen. Hatta soğanları kesinlikle rendelemeyin. Bu şekilde gerçekten çok beğeneceksiniz. Eğer soğan sevmiyorsanız zaten içerisinden çıkartabilirsiniz. Evet, bu şekilde iyice incelterek devam ediyorum. İçine kabartma tozu kullanmadım. Buradan da bir not olarak geçeyim. Çıtır çıtır harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Şuraya en üstte kahvaltılık oynatma listesi ekliyorum. Onu da lütfen göz atın. Tüm kahvaltı tariflerim orada mevcuttur. İnanın içerisindeki sebzelerimiz gayet güzel bir şekilde pişiyor. Hiçbir şekilde aklınız soru işareti kalmasın. Ne kadar güzel olduğunu gerçekten videomda da görebilirsiniz. Kıpkırmızı kızardı. Çıtır çıtır. Kaç tane yediğinizi gerçekten sayamayacaksınız.
Hele ki yumurtayı sevmeyen çocuklarınız bu şekilde yumurtayı da yedirebilirsiniz. İnanın içerisinde hiç yumurta olduğunu anlamıyorlar bile. Çünkü kızım yumurta yemediği için bu şekilde kahvaltılıklarının içerisinde inanın anlamıyor ve yediriyorum. Sizler de deneyebilirsiniz. Gayet de bereketli çıkıyor. Eğer çok kalabalıksanız tabii ki patates miktarını ve soğan miktarını arttırabilirsiniz. Tüm malzeme listesini açıklama bölümünü ekleyeceğim. Ne kadar malzeme kullandığımı lütfen açıklama bölümünü bakmanızı öneriyorum. Çünkü bazen videolarda unutulabiliyor, söylenilemiyor. Onun için siz garantiyi alın, listeyi mutlaka bir göz atın. Bu şekilde 3 tava çıktı arkadaşlar. Bütün kahvaltılığımı kızarttım ve artık sunuma hazır. Şöyle yakından da görelim sunumumuzu. İster yoğurtla servis edin, isterseniz çayla tüketin, ister kahvaltıya, ister 5 çayına bayılacağınız bir tarif, bağımlısı olacaksınız. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz de yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Hepinizi de dönmeye çalışıyorum. Şöyle iç dokusunu da göstereyim. Gayet güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle yumurta kokmuyor ve kesinlikle yağ çekmedi. Gördüğünüz koyduğum yağla bu mücverleri, patates mücverini pişirdim. Tekrar bir tane daha bölüyorum. Soğanların iri iri kalması, ağıza gelmesi gerçekten daha farklı bir lezzet çıkarttı ortaya. Mutlaka bu şekilde tavsiye ediyorum. Sizlere küçük bir sorum olacak arkadaşlar. Beni hangi şehirden, nerelerden takip ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Eğer yorum kısmını yazarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.